Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. En iyisi aslan ipler de da bizim elimizde. Foto maç ve hürriyet gazetesi. 12-13'ü verelim mi arkadaşlar? Bugünkü Galatasaray haberleri. Galatasaray ligin ilk 26 haftasına damga vurmayı başardı e, komparasyonatör indeksin hazırladığı verilere göre Galatasaray en iyi performans gösteren takım olduğu Konya yenilgisine karşın 6 puan farklı liderliğini sürdüren Aslan sadece ofansif istatistiklerde eze, sadece ofansif istatistiklerde ezeli rakip Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı. E, bir de iplerde de avantajlı bizim elimizde. O da Okan Buruk haberi. Bir sonraki haber Hürriyet gazetesi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularına özgüven, sakinlik ve fikstür uyarısında bulundu diyor Ali Naci Küçük. Aslan ligde kalan 10 maçın 6'sını evinde oynayacak. Sadece 2 kez İstanbul dışına çıkacak. Takımla toplantı yapan Buruk, Galatasaray'ın şampiyonluğu hak ettiğini yine sergileyeceğimiz oyun ve performansla göstereceğiz. Konya Spor karşılaşması sonrasında estirilen hava üzerimize kurulmaya çalışan baskıya kimse aldanmasın demiş. Herkes işine sağa ve Galatasaray'ın başarısına odaklansın. Bu hücum istatistiklerinde Fenerbahçe'nin tek farkı şuydu. En fazla rakip ceza alanına giren, en fazla gol beklentisi olan, en fazla net gol pozisyonu bulan takım Fenerbahçe. Hücum istatistikleri dedi Galatasaray'ı tek geçtiği hücum istatistikleri dedi o. Evet yani avantaj hala yalsaydı en yani sonuçta bir maç fazlasıyla 6 puan önde. Özellikle fiksürde 6 maçı kendi sahasında oynama avantajına sahip. Deplasmanda iki defa kez İstanbul dışına çıkacak. iki deplasmanı İstanbul içerisinde. Ee, rakibinin deplasman sayısı vesaire baktığında avantaj bu konuda Galatasaray'da puanla beraber fiksür avantajı Galatasaray'da. Bu haberin genel olarak hani bu halini anlatısına katılıyorum. Bir tek şey var hani estirilen hava vesaire. Yani bu bir estirilen hava dışarıda oluşturulan algı e, kelimeleri işte hani belki de bizi az önce tartışma tartışıyoruz dediğim şey var ya yani bizim dışımızda herkes bize karşı bir şeyler yapıyor duygusu. Fenerbahçeli böyle düşünüyor, Galatasaraylı böyle düşünüyor, Beşiktaşlı, Trabzonlu, Ankara güçlü herkes yani bütün kulüpte e, ligde yaşayan bütün kulüp taraftarları ve e, çalışanları böyle bakıyor. Burada belki böyle bir esirlen hava olduğunu düşünmüyorum Galatasaray. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a yeni ortası. Sporta'da Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray gelecek sezon içinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılar, Milan ve Lazio gibi İtalyan kulüplerinin gözdesi olan orta sahancısı Torreira'nın ayrılması ihtimaline karşılık B planını yaptı. Galatasaray, İsviçre ekibi Luzern'de oynayan genç yıldız Ardon Jazaray'ı gündemine aldı. Galatasaray gündeminde yer alan 20 yaşındaki Ardon Jazer'in İsviçre ve Kuzey Makedonya vatandaşlığı var. Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan futbolcu ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor. Jazer'in Luzern ekibiyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Galatasaray futbolcuyu ve performansını yakından takip ediyor. Luzern'de toplamda 50 maça çıkan futbolcu 3 gol 7 asist performans sergiledi ve 10 gole katkı verdi. 2.5 milyon euro transfer bedeli olan Jazari bu sezon 26 maçta 1 gol 3 asist kaydetti. Luzern altyapısında adından sıkça söz ettiren 1.81 boyundaki Ardon Jazari. Lider vasfı, çalım atabilme becerisi ve oyun görüşüyle dikkat çeken futbolculardan biri durumunda. Juventus Zani ola için geliyor. Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Zaniolo için İtalya'dan transfer iddiası geldi. La Gazzetta Delle Sports'ta yer alan habere göre Juventus'un Roma döneminden bu yana İtalyan yıldızın menajeriyle temasını hiç koparmadığı aktarıldı. İtalyan temsilcisinin gelecek haftada 23 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşme yaptığı hazırlandığı belirtildi. Öte yandan ara transfer döneminde hamlede bulunan Milan'ın da bu transfer için yine devrede olduğu öne sürüldü. Galatasaray'da iki resmi maçta süre olan Zaniolo bir kez gol sevinci yaşadı. Trabzonspor Fatih Terim'i istiyor. Ahmet Ağaoğlu'nun istifa sonrasında olağanüstü kongre kararı alan Trabzonspor yeni başkanını bugün seçecek. AAO'lu yönetiminde as başkan olarak görev yapan Ertuğrul Doğan seçime tek aday olarak girecek. Borda Mavili ekibin yeni başkanı olacak Ertuğrul Doğan'ın Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim ile anlaşma zemini arayacağı belirtildi. A.Spor'un Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Selin aktardığı bilgiye göre Borda Mavili ekibin yeni yönetimindeki bazı isimler Sarı Kırmızı ekibin efsane ismini takımın başına getirmek istiyor. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yunus Emresel, söz konusu gelişmeyi Trabzonspor yönetiminde Fatih Terim'i takımın başında görmek isteyenler var. Canlı yayında kullandığım cümle ve devamında birçok isim de masada olacak. Birkaç yöneticinin aklında Fatih Terim ismi var. Ancak olur mu, olmaz mı bilemeyiz. Bu tür konular için henüz çok erken. Her şey yönetimin kendi içerisinde yapacağı değerlendirmede belli olacak sözleriyle duyurdu. Bir yıldan fazla zamandır takım çalıştırmayan Fatih Terim'in Bordo Mavili ekiple yıllardır ilişkilerinin iyi olması söz konusu iddiaları güçlendirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya. Süper Lig'de şampiyonluk yarışına tutuşan Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez transferde karşı karşıya geldi. İspanyol basını iki kulüp taraftarını da heyecanlandıracak bir iddia ortaya attı. As Gazetesi'nde yer alan habere göre, Isco bir sonraki varış yerine henüz karar vermedi. Bir Flamengo'dan diğer Los Angeles Galaxy'den olmak üzere iki resmi teklif aldı. Ancak 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Avrupa'daki sahnesini sonlandırmak istemiyor. Oyuncunun menajeri Jorge Mendes, başarılı futbolcuyu bazı Türk ve Yunan ekiplerini önerdi. Fakat oyuncuya şu ana kadar Türkiye'den bir teklif gelmedi. Oyuncu Türkiye Ligi'nde liderlik mücadelesi veren ve bir sonraki sezon Avrupa müsabakalarında oynayacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe önerildi. Bu bahsi geçen takımlar İSKO resmi teklifle bulunursa futbolcunun önceliği Avrupa'da devam etmek olduğu için Brezilya ve Amerika'dan gelen teklifleri reddedecek açıklaması yapıldı. Bu sezon seviye formasıyla toplamda 19 maçta forma giyen Isco 1 gol 3 asistlik katkı sağladı. Başarılı futbolcunun geleceğinin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakçı da açıkladı. Kadrodan nasıl çıktım anlamadım. Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, A milli takım kampından çıkarıldığını bilmediğini söyledi. A milli takımın Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için aday kadroya çağrılan Bardakçı, yoğun baş ağrısı nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Bardakçı yaptığı açıklamada maça 10 gün kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkartılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamak. Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım. Sözlerini kullandı. Galatasaraylı yetkilerin Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada ise Abdülkerim milli takım kampından çıkmayı kendi istemediğini belirtti. Konuyla ilgili Galatasaray Sportif AŞ Başkan Timur Timur'da Beyaz TV bir açıklamada bulunarak Abdülkerim'in hiçbir şeyi yok. Bir baş ağrısı vardı fakat şu anda geçti. Antrenmanlarına çıkıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Sözlerini sarf etti. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.